Bu Ginkgo biloba. Arkadaş biraz önce fotoğrafını gösterdi. Ginkgo biloba. Çin, Japonya, bu Güneydoğu Asya'da yetişen bir ağaç. Bu Ginkgo ağacının yaprağı çok güzel bir bitki. Bununla ilgili 1991, 92, 93 yıllarında yani 30 yıl önce 36 ayrı klinik 10.815 demans Alzheimer hastası üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Ha, bu da meyvesi. Meyvesine yenmez yani, ama Çinliler bunu değişik bir metotla kızartıyorlar, yiyorlar. Japon kirazı da diyorlar bazıları, ama kiraz değil. Ben denedim, yemek istedim, yiyemedim. Tadı biraz değişik. Belki bazı soslarla yenebilir, bilmiyorum. Şimdi bu 10.815 demans hastası. Sadece 91, 92, 93 yıllarında gözetleme yapılmış. Bu hastaların hepsi Alzheimer hastalığı tedavi edilmiştir. Alzheimer. Çok ağır. Bu aynı zamanda tinnitus, kulak çınlaması rahatsızlığı olanlar için de dünyada en etkili bitki. Kulak çınlaması. Üçüncü olarak ise glokom, yani gözün şeklinin deformasyon, basınç oluşması nedeniyle bozulmasına karşı yine en etkili. Niçin? Çünkü kan akışını artırıyor, besliyor. Gözü, kulağı, beyni. Göz, kulak, beyin için. Şimdi bazı insanlarda migren oluyor. Migren, beyinde damarlar ve sinir hücreleri böyle şeyleri, damar veya sinir çaprazlama birbiriyle alt üstü, üst üste yan yana olursa zamanla beyin saniyede 3 milyon nörotransmitter gönderiyor. Yani kodlu mesaj gönderiyor. Yoğunlaşırsa, strese girerse, orada ısınma olursa enfeksiyon oluyor vesaire vesaire. Bu da kişi kaldıramazsa beyni bu kadar ağır informasyonu, bilgi göndermeyi mail gibi. Yani o zaman baş ağrısı olur, migren olur vesaire vesaire. Çeşitli sorunlar çıkar. Ginkgo'yu kullandığı zaman akışı düzenliyor. Kan akışı düzelirse orada tekrar normale dönüyor. Sirkülasyon tekrar normale dönüyor. Bu migren sorunu ortadan kaldırıyor. Migren ve baş ağrısı için de dünyada en etkili bitkidir Ginkgo. Fakat düşük tansiyon nedeniyle bazı bayanlarda olabiliyor. Yoğun adet görenlerde genellikle tansiyonları düşük oluyor. Kan değeri düşüyor vesaire, kansızlık sorunu yaşıyor. Bu gibi sorunlar olanlar için ise biberiye düşük tansiyon olanlar için tansiyonu tekrar normal dengeye getiriyor ve baş ağrısı sorunu ortadan kaldırıyor. Yani düşük tansiyondan kaynaklanan bir baş ağrısı varsa onun için de biberiye. Türkiye'de zaten her yerde yetişiyor. Herkes biliyor biberiyeyi. Özellikle böyle etli yemeklere, kızartmalara katılıyor. Güzel aroma, tat veriyor. Hatta bunun yağı küfette yatıp böyle bir işte, dinleneyim derseniz birkaç damla damlattığınızda güzel aroma verir. Hem temizler, ferahlık verir. Banyoya 9-10 damla damlatılabilir. Biberiye. Evet, biberiye. Cildi güzelleştirir. Evet, peki devam edelim. Sigarayı bırakmak mümkün mü? Yani sigara bağımlılığına ve vücuttaki hasara karşı sizin bir tavsiyeniz var mı? Var tabii. Bu Ormus Gold. Altının monoatomik hali. Ama sadece altın değil. Bu Ormus Gold, bor, çinko, mangan, manganez, sodyum, potasyum, magnezyum içerir. Burada sadece altın, mesela beyindeki altınla bakırı karşılaştıracak olursak, şimdi mesela herhangi bir bilgisayar buradaki kablolar altından değil de bakırdan yapılsaydı aynı işlevi görecek bilgisayar bir apartman boyunda olması gerekir. Yani bakırdan 1.000 kat daha iletken altın. Beynimiz de bu altını kullanıyor. DNA'la. Yani çok çok önemli. Şimdi insanın beyni kirlendiği zaman mesaj gönderemezse, işini yapamazsa ne olur? Algılama kabiliyeti kaybolur. Algılayamaz. Okulda, sınavda veyahut da iş yerinde yavaş yavaş kişi algılayamadığı için işini yapamaz, çöker. Sistem çöker. Bunun içerisindeki altın ne yapıyor? DNA'yı tamir ediyor. DNA'yı. Hücre içerisine giriyor, hücrenin çekirdeğine giriyor, çekirdeğin içerisine kromozom, kromozomun DNA'yı tamir ediyor. Bozulan
Çünkü bir günde bir insanın vücudunda 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Neden? Tüketmiş olduğumuz gıdalar, yemiş olduğumuz gıdalar yakılarak enerjiye dönüşürken, mitokondrine, hücre içerisinde mitokondrine tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken, burada serbest radikaller ortaya çıkıyor. Hidroksitler, peroksitler, süper oksijenler vesaire vesaire. Bunlar ne yapıyor? Hücrelerin DNA'sına saldırıyor. Oradan elektron alabilmek için. Elektrona ihtiyacı var. Sürekli saldırıyor, sürekli DNA'lar kırılıyor. Bu DNA'lar tamir edilmezse ne olur? Yavaş yavaş kişi çöker, bağışık sistemi çöker, halsiz, dermansız olur, erken yaşlanır. Bir sürü hastalık bağışık sistemi çöktüğü için ortaya çıkabilir. Burada altın, ormuz gold DNA'yı tamir ediyor, hücreyi yeniliyor. Format atıyor adeta. Bilgisayara format atar gibi, resetler gibi. Resetliyor. Ne varsa beyinde araz olan her şeyi tamir ediyor. Muazzam bir şey. Bunun içerisinde bor var. Bor, tüketmiş olduğumuz bütün gıdalarda alüminyum var. Bazıları hatta tencere tava eskiden çok kullanılıyordu. Şimdi inşallah kullanmıyorlardı. Bazıları evde, ocaklarda alüminyum folyo eskiden kullanıyor. Ha, alüminyum folyo, evet evet. Alüminyum folyo en tehlikeli şey gıdaya ama geçiyor. Ama yemeğin temas etmesi tehlikeli değil mi? Tabii tabii. Ya da işte bir şeyi, işte peyniri saklamak için mesela sarıyoruz, o da tehlikeli. Gıdayla temas etmeyecek. Gıdayla asla temas etmeyecek. Çerezler dahi alüminyumla ambalajlanıyor bütün. Evet doğru. Çikolata, jelibon, kek, evet, gofret, hazır çorbalar. Alüminyumla ambalajlanan her türlü gıda tehlikelidir. Çünkü gıda kana karışıyor, alüminyum. Beyine gidiyor, beyin ne oluyor? Beyni bozuyor alüminyum. Yani ağır metaller ikiye ayrılır. Soy metaller, zehirli metaller, ağır metaller. İki türlü ağır metal var. Burada altın, paladyum, rodyum, platin faydalı. Kullanmasını bilirse insan. Mesela platin kansere karşı kullanılır. Ve hafif metallerden gümüş. Bunlar faydalı. Zehirli olan metallerse kadmiyum, kurşun, nikel, alüminyum, hafif metal mesela. Bunlar da zehirli. Civa en tehlikelisi. Yani ağır metaller tehlikeli olanları ve faydalı olanları var. Faydalı olanların da kullanımını bilmek lazım. Yani burada altın çok çok faydalı. Nasıl faydalanacaksın bunu? Monoatomik hale getirdiğinizde ne yapıyor? Beyne reset atıyor. Vatandaş 6 hafta kullanmış bunu, diyor ki beni aradı. Bir hikaye anlatacağım, baktım var mı? Anlat dedim, dinle, baktım var. Sizin ormuz koltuğu kullandım 6 hafta diyor. 6. katta ofiste çalışıyor. Bir motor sesi duydum diyor. Arkadaşına demiş ki bir motor sesi var. Ne motoru bu, 6. katta motor sesi mi olur? Dur demiş, ben bu motor sesi nereden geliyor bir bakacağım. 5. kata inmiş, yine motor sesi var. 4. kat, 3. kat, 1. kat, zemin kat, bodrum kata kaloriferin motoru. Allah Allah, ben bunu eskiden duymazdım, şimdi nasıl duyuyorum demiş. Evet. Diyor ki ya duyduğum ses kaloriferin motoruymuş aşağıda. Nasıl duyuyorsun? Algıları artırıyor. Beyin diyelim ki, hani diyorlar ya eskiden işte beyin %3 çalışıyor, 4 çalışıyor, 5 çalışıyor diyorlardı ya. Aslında öyle değil. Beyin yüksek tempoyla çalışır. %30, %40 çalışır. %30 çalışan beyni %40'lara, %50'lere, yani yüksek yukarılara taşıyor. Çalışmasını hızlandırıyor. Format atıyor. Evet. Yani format değil de reset atıyor. Evet.